Bana yani topu atıyor, bakıyor. Bir ders başlatalım. Dedim zaten zenginlik diye bir şey yok. Zengin dedim Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki, estağfurullah, bismillah. Vallahu ganiyyun ve entümül fukara. Açık ayet. Gani diyor benim, sizler fukarasınız diyor. Allah'tan başka dedim zengin bir kişi yok dünyada. Öyle mi abi dedi. Tabii dedim öyle. Tabii öyle. Nasıl dedi. Mesela dedim. Biz dedim her şey ispatlı. Teori yok değil bizdekiler dedim. Bizdekiler hepsi ispatlı. Mesela dedim. Türkiye'nin zenginlerinden Sakıp Sabancı. Zengin bu adam. Biz bu adama desek ki sen çok fakirsin. Adam kabarır ya, nasıl kabarır? İşte benim özel uçağım var. Ben sabah kahvaltısına Amsterdam'a gidiyorum. Ne bilirsin. Fakat sabah kahvaltısına giderken Amsterdam'a uçak arıza yaptı. Yapmaz mı? Yapar işte, bak yaşın düştü uçaklar. Sakıp Bey, arıza var, düşeceğiz. Ne yapalım? Ne yaparız? Var mı paraşütümüz? Var. Birer tane paraşütten aşağı attılar kendilerini. Nereye düşecekleri belli değil. Ağacın tepesine de düşebilir. Bir evin başasına da düşebilir. Bir çöle de düşebilir. Belli değil. Şans. Neyse düştüler, öyle bir yere düştü ki cep telefonu çekmiyor. Çekmiyor ya. Var ya bazı yerler çekmiyor. Hat yok. Şimdi adam öyle bir yerde ki haber veremiyor. Biz buradayız, gelin bizi kurtarın. Para var, mark var, dolar var, euro var. Hepsi var ama ekmek yok, su yok. Şimdi bu adam zengin mi, fakir mi? Arkadan fakir sesi geliyor. Onlar diyor tabii ki fakir. Çünkü adam artık açlıktan, susuzluktan yanıyor, yıkılıyor. Biz de haber aldık orada olduklarını. Aldık 18. noteri yanımıza. Bir tane helikopterle indik oldukları yere. Sakıp Bey, menkul ve gayrimenkulünü noter huzurunda verirsen sana işte 200 gram teneke peyniri, bir tane ekmek, bir şişe su getirdik. Verir mi, vermez mi? Aa, tabii ki verir. Demek ki Sakıp Bey'in zenginliği bu kadarmış işte. Zengin Allah'tır kardeşler. Ondan sonra dedim ki burası Allah'ın mülküdür. Şurası benim, şurası benim diyoruz ya, bunlar dedim mecazi. Mesela benim kulağım diyorsun ama sen yapmadın. Benim gözüm diyorsun, sen yapmadın. Benim burnum diyorsun, sen takmadın. Benim kolum diyorsun, sen koymadın. Hiçbiri senin değil. Belki benim gözlüğüm diyebilirsin ama benim gözüm diyemezsin. Bunlar dedim Cenab-ı Hakk'ın emanetleri. Burası misafirhane. Biz de Allah'ın misafirleriyiz.